Sesim geliyor mu Çağatay? Çok iyi. Senin Geliyor. Ses Benim ben sesim geliyor mu? takabilirim bu arada. Şu anda iyi geliyor. Yani kulaklık takmana Ben gerek yok. Ben taktım takıyormuş. ama ne olur ne olmaz diye. Geçen sefer de bayağı problem olmuştu. O yüzden şimdi hemen Sen taktım. neredesin? Şu an hoş bulduk. Hoş geldin. İstanbul'a geldim. İstanbul'dayım ben. Evet. Pazar günü geldim. Bu hafta İstanbul haftam. Hoş geldin. Biraz böyle katılanlar oluyor. Şu an çok hızlı artıyor. Böyle bir deniz bir iki dakika bekleyelim Çağatay ne tam dersin? o arada şeyi taktım. Bana izin verirsen. Kulaklığı taktım. Duyamadım Evet. dediğini. Dedim ki şöyle bir iki dakika bekleyelim istersen. Bayağı Tamam. insanlar katılıyor şu anda. 885'i böyle bir anda 900'e çıktık. Herhalde bir iki dakika içinde daha artar. Böyle 31, Tamam, 32 ile tabii ki. başlarız. Olur mu? Fena Ne değil ya. yapıyorsun? Her şey Yanımda her güzel şey. mi? Depresyondayım. Depresyon, hepimiz depresyondayız. Vallahi billahi Ülkecek. Yani televizyon izlemekten kendimizi hakikaten. alamıyoruz ya. Yani televizyonu kapatıyoruz. Bu sefer kendimizi daha yalnız hissediyoruz. Onların acılarını paylaşamıyor gibi hissediyoruz. Tekrar televizyon. Hani yapabileceğimizi yapıyoruz zaten. Orası ayrı ama. Yani zor bir şey yani. Çünkü biz televizyonu kapatıyoruz. Olay bitiyor gibi. Ama o tarafta insanlar yaşamaya devam ediyor. Çok üzücü Sen gerçekten yani. İtalya, İstanbul, İtalya, Napoli'de misin? Şimdi yani normalde nereye gidiyorsun? Milano, pardon. Tamam. Milano'dayım. 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 İşte bir hafta Milano'dayım. Bir hafta İstanbul'dayım. Aslında hafta sonları da Milano'dayım da işte bir hafta içi çalışmaya geliyorum 2 haftada bir. İşte ofise. Ondan sonra home office olarak şeyde Milano'da Kolay gelsin. çalışıyorum. Koşturuyorsun Öyle devam bayağı. ettiriyorum hayatım. Evet. Koşturuyoruz. Ama güzel ya. Yani çalışmak iyi bir şey. Yoğun olmak iyi oluyor. İnsanı dinç tutuyor diyebilirim yani. Bazen dinç tutuyor, bazen de kaçış işte çalışmak. doğru söylüyorsun. Kaçış Ben olabilir yani. Ama öyle kaçmıyorum şu anda öyle bir hissiyatım yok yani. diyorsun. Yok kaçtım hissetmiyorum yani. Kaçış değil de. Yani yararlı oluyorsun yani. Özellikle bu VitaFenix'te çok motiveyim yani. İşin gerçeği. Yani sağ ol senin de çok katkın oldu bu işte. Ve çok güzel ürünler çıkarttık diye düşünüyorum. Yani kendi ürünlerim diye söylemiyorum. Sayende çok güzel formüller yaptık. İnsanlara dokunuyoruz. Hele şu dönemde Rodiolin de çok iyi oldu. Ondan sonra bayağı Aynen. ihtiyacı Napoli mi? Arada karşılıyor not gibi alacağım geldi. böyle. Senin soruların olursa oralardan Tamam. gideceğim yani. Bugün baya oldukça hani birazcık Tabii. daha hedef Şimdi şu. Yani ben kendi adıma ve sen yine girizgahı yaparsın. Yani insanlara böyle gerçekten en etkili dokunuşları yani belki hızlı, etkin dokunuşlar nerelere dokunabiliriz? Biraz daha pratik cevaplar olarak vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şeyi tamam, de çok seviniriz. Zaten herkes çok merak ediyor. Çok heyecanlı şeyi seni yorumu dinlemeye de. kapatsana Çağatay. Yorumu kapatıyorum. Tamam. Tamam. Yorumu da kapattım. Çünkü dikkat dağıtıyor. Kusura bakmayın. Tüm katılımcılarımız. O durmadan düşünce sen konuşurken ister istemez okuyor. Okurken de konu oraya gidiyor. Konuşacağımıza odaklanamıyoruz. Şimdi bugün şöyle kaygı ve uyku bozukluğunda takviyelerin yeri dedik aslında. Ama hani biraz günceli konuşacağız. Bu Türkiye'nin yaşadıkları, hepimiz aynı psikolojideyiz sanırım. Herkes zorlanıyor. Yani ülkece ne diyeyim hani depresyonda demek doğru olmaz ama doğal olarak tabii ülkece yani çok ciddi bir yastayız. Bu yas biraz daha devam edecek. Öyle görünüyor. İnsanların yaralarının sarılması zaman alacak. Özellikle o bölgede yaşayanlar çok zor olacak tabii. Yıllarca belki hani o yaraların zamanı alacak. Biz de uzakta olarak ama hepimizin bir yakını var, bir şeyi var, arkadaşı var. Arkadaş olmasa aynı ülkedeyiz, aynı vatandaşız, milletiz. O bizi çok yaraladı.
Biz de Deniz'e rica ettik bir Vitafenix olarak sevgili dostum Deniz Şimşek'e. Dedik ki yani konuşabilir miyiz bugün hani mutsuzluk, isteksizlik, korku, depresyon, kaygı, öfke hani bunları konuşalım. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Hani ne yapmalıyım? Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Ya da baş etmek yerine nasıl yaşayabiliriz? Hani bunlarla. Onlarla ilgili bir canlı yayın yapalım dedi. Kırmadı. Çok teşekkür ediyorum Deniz sana. Özellikle bizi kırmadın. Böyle bir şey için katıldığın için bize yardımcı olduğun için. Şöyle sorular geldi aslında ama yavaş yavaş. Bence şöyle başlayalım Deniz. Sonra soruları böyle genel sorular zaten. Birkaç tane şey de soruları var. Yani şöyle diyeyim ben. Yani şu güncel hayatta yani şu anda yaşadığımız bu son bir aydaki durumla sence Ya hissettiklerimiz hepimizin normal şöyle, ya yani tabii bu ben kadar. mesela deprem açısından, mesela depreme öncelikle birazcık yer vermek istedim. Ya benim hayatımı şekillendiren, hani bilim okuyanlar bilir benim kitabımda. Deprem benim hayatımı şekillendiren olay. Van depremi. Yani Van depremi yaklaşık herhalde 12 yıl, 12 yıl falan oldu. Deprem şöyle bir şey, yani insanın en güvendiği şey. Yani o toprak ana kavramı var, toprak ana. Yani anne gibidir toprak. Yani seni kucağına alır, orada güvende hissedersin. Sarmalanmış hissedersin. Annenin kucağı öyledir. Bazen o ciddi anlamda o en güvendiğin yerin seni sarsması, kucağından yere atması gibi bir şey. Ben hep onu şey diyorum, bir ebeveynsizlik gibi. Yani güvendiğin ebeveynin seni yarı yönde bırakması gibi hissediyorum. Bazen öyle tanımlıyorum. Bazı psikodinamikçiler benzer tanımlamalarda bulunuyorlar ama ben orada öyle hissetmiştim. Yani Van depreminde yaklaşık 40 gün sonra mı işte 7.2 şiddetindeydi oradaki depremde, bayağı büyük. İkincisi de 6 şiddetinde oldu. İki depremde yaşadım ben orada, Van'da. Hissettiğim şey çaresizlikti. Yani ben o duyguyu, mesela çaresizlik duygusunu, yetersizlik duygusunu, yani ebeveynsizlik duygusunu dibine kadar hissettiğim yerdir Van. 45 gün sonra bir konteyner gelmişti. Hayatımın en mutlu günü diyebilirim. Psikiyatri derneğe göndermişti. Hayatımın en mutlu günüydü. Yani geldiği gün gözüm doldu. Çünkü binaya girmek istemiyorum. Kalabalık binalarda olmak istemiyorum. Ve o günden itibaren şöyle bir öyküm de var Çağatay. Ben Van'da bir ev tutacaktım. Bu arada enteresan. Deprem ilginç bir şekilde benim belki diyecektiler ki belki atalarımda var. Bu bölgede atalarımız olma olasılığı yok ama bölgemiz çünkü deprem bölgesi. Muhtemelen dünya genelinde de hani bir deprem gerçeği var ama bizim ülkemizde çok fazla var. Bir ev tutmaya çalıştım. Yani ev tutmaya çalışıyordum çünkü ev tutamıyorum. Ya sürekli ev bakıyoruz Van'dan. Bir ev tutmaya karar verdim. Kitapta da yazmıştım. O evden bir şekilde vazgeçtim. Hatta çok sevdiğim arkadaşım var Fatih. Ya dedi, o kadar ev baktık. Bak burası dedi, çok güzel. Burada dedi bak bir sürü işte öğretmenler, doktorlar dedi. Bak burası da yabancılık da çekmezsin falan dedi. Ama tutmadım ben orayı. Orası depremde ilk yıkılan yerdi. İçinde 60 kişi hayatını yitirdi. Yaklaşık 60 kişi, belki daha fazla olabilir. Ya şöyle oluyor. Yani hani o evi tutmak durumundaydım, zorundaydım aslında. Çünkü ev bulamıyorum. Bir tayin dönemine denk gelmiştim ben Van'a gittiğimde. Sonra benim hayatım şöyle şekillendi. Adım attığım yerde burası güvenli mi diye. Hani biz psikoloji falan konuşacağız ya birazdan. Yani insanın Evet. yaşamındaki en önemli şey, burası güvenli bir toprak mı? Burası güvenli bir liman mı? Burada ansızın bir fırtına gelebilir mi? Benim mesela fay hattını, kavramını yeni öğreniyoruz. Ben Van'dayken bile oturduğum o ikinci, o tutmadığım ama daha sonraki tuttuğum evin, orası orta hasarlıydı depremde, kapısını balyozlaştılar. Kapı oturmuştu falan filan. Böyle bir evdi, ikinci ev. Ama ona sormuştum, hangi beton kullanıldığı, zeminde ne var filan. Böyle kiralayacağım evi bunu sormam garip gelmişti insanlara. Ya şöyle düşün. Tabii ki şimdi biz yıllar sonra öyle büyük bir şey yaşıyoruz ki bu coğrafyada. Yani benim hem endişemi artırıyor hem travmalarımı tetikliyor. Çünkü ben o çaresizliği, depremi yaşamış olmak yeterli. Yani evi yıkılan, enkaz altında yakalan, hayatını kaybeden, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden için çok çok büyük bir şey. Ama şunu düşünün, yaşamında devam edenler dahi, şu an İstanbul'dakiler, İzmir'dekiler, tamam mı? Hani altının yanından, yöresinden bir fay hattı geçenler ne oldu şimdi? Ben güvenilir bir yerde miyim diye sorgulamaya başladılar. Ben güvenli bir ortamdayım. Yani ebeveyne Aynen. güvenmek gibidir bu. Yani ebeveyne güvenemediğimiz yerde biz hasta oluruz. Yani bizi aslında
Bazı fay hatları varmış. İşte mesela İzmir'de ben bu arada fay hatlarını çok iyi bilirim. Yani bu depremle ilgili değil. Yani ben Van depreminden sonra bütün fay hatlarının nereden geçiyor, ne zaman, bunların tarihlerini falan öğrenmeye çalışıyorum. Tuhaf bir hobi gibi görünüyor. Belki de hayatta kalma mücadelesi, belki ebeveynsizlik. Belki topraktan yani en güvendiğin şeyden yediğin darbeyle ilgili bir sürü isim verilebilir. Ama çok iyi bilirim. İşte Van, işte burada İzmir'de işte Kordon hattından bir fay hattı geçiyor. Denizin altından işte Narlıdere'ye kadar uzanıyor falan gibi deniyorlar ya. Mesela 1000 yıllık bir fay hattı. Burayı böyle hızlıca örneklendirip sonra bizim konumuzla bağlantılandırmaya çalışacağım. Ya aslında 1000 yıllık bir fay hattı atıyorum. 1300 yıllık belki ömrü. 1300 yıl sessiz, sen de sesli. Tıpkı hastalıklar gibi. Şimdi ben de şimdi düşünsene benim kuşaklar boyu benim bir yol haritam var. Ben o yoldan gidiyorum ama hangi yoldan gittiğimi bilmiyorum. Yani benim mesela şu anki bulunduğum yolu anlamam çok kolay bir şey değil. Atalarımı tanımam lazım, onların atalarını tanımam lazım. Yani insanın kendi fay hatları da var. Yani bu enerjinin ne zaman boşalacağını kimse bilmiyor. Hastalıklar da böyle. Bazen karaciğerimden bir fay hattı geçiyor. Sindirim sisteminden bir fay hattı geçiyor. Zihnimin oralardan bir fay hattı geçiyor. Belki buna zayıf halka diyebilir biri. Biri diyebilir ki senin oralarda zayıf halkan var. Biz inflamasyon diyoruz işte. Bağırsakları çok ön plana çıkarıyoruz. Oksidatif hasar falan diyoruz. Aslında nerelerden kırılıyor biliyor musun? Fay hatlarının olduğu yerden kırılıyoruz. Yani insan fay hatlarının olduğu yerden kırılır. Bulunduğun bölge fay hatlarının olduğu yerden kırılır ama bütün sistem etkiler. Bir fay kırıldığı anda bütün sistem etkiliyor. O yüzden biz bugün aslında ne yapacağız? Yani şunu anlıyor insan. Ben o dönem benim bir konteyner, beni konteynerden çok zor ayırdılar Van'da. Yani çünkü hiçbir bina yapamıyorum. Yani o konteynerlar toplanana kadar, yani ben dedim buradan çıkmak istemiyorum. Ankara'ya gittim falan, annem gelin falan evine gittim. Annemlerin evi eskiydi. O şeyle annemlerin evini değiştirttirdim ben. O evi sattırdım, başka bir ev falan aldılar, başka bir yere taşındılar. Yani o hani o güvensiz ortamlardan aslında sadece beton değil. Güvensiz insanlardan, güven vermeyen insanlardan, güven vermeyen dostluklardan, güven vermeyen arkadaşlıklardan, iş yerlerinden çıkmak gibi. Çünkü beton bunun bir temsili. Güven vermiyor. Adamın yaptığı yol güven vermiyor. Yaptığı iş güven vermiyor. Bazen ilaç güven vermiyor. Bana bir ilaç hazırlıyor. Güven vermiyor bana. Bizi iyileştirecek tek şey var. Göz teması kurduğumuz, bağ kurduğumuz insanlardan içeceğimiz bir tas su, bir tas çorba derler bizim orada. Yani o bir yudum su. O yüzden bizim birbirimize gerçekten tutunmamız gereken zamanlar ama öyle zor ki. Yani tutunmak çünkü öyle büyük bir yere düştü ki ateş. Yani gerçekten göz teması kurduğun, bağ kurduğun ve insanlar şunu anlıyorlar büyük travmalardan sonra. Ya her şey güvensiz. Her şey güvensiz hale geliyor. Düşünsene ben burada otururken minik bir sarsıntıda gözüm lambada. Lamba sallanıyor mu? Hep lambaya bakarız ya. Ben bir dönem öyle geçti. O deprem sonrası gerçekten de bir şey sallanıyor mu tehdit algısı. Yani neresi aktive olur benim tehdit algısı esnasında? Hipotalamus, hipofiz, adrenal bez aksım. Ve bir konteyner benim HPA aksıma en iyi gelen şeydi. Takviye değil ya ilaç değil. İlaç da kullanmıştım o dönem ama bana en iyi gelen şey konteyner olmuştu. Yani evet Güvenli bir aslında minimalist yer. şeyler tamam mı? Ya yani göz teması kurduğun, bağ kurduğun, sohbet ettiğin, anlaşıldığını hissettiğin, ihtiyaçlarının fark edildiği bir ortam ve minimalist bir ortam. Benim bütün ihtiyacım olan şey buymuş. Biz böyle büyük evleri, böyle pahalı arabaları falan, zenginlik falan zannediyoruz. Yani insan yani bu aslında ya şimdi buradan ya birbirimize ihtiyacımız var bizim. Yani birbirimize dokunmaya ihtiyacımız var. Birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var. Belki bundan sonra çok büyük bir travma atlattı ülke. Yani yüzyıllar boyu sürecek, yüzyıllar boyu belki bahsedilecek bir travmadan bahsediyorum. Ama bize çok şey de öğretebilir. Yani bize yaşama tutunmaya çalışanlar, mücadele edenler, minicik deliği kazıp oradan çıkmaya çalışanlar, çıktıktan sonra hayatlarını tekrar şekillendirmeye çalışanlar. Çünkü bir bakıma biz farkında olmadan oturduğumuz yani yerler bizim mezarımız gibi. Benim aklıma bunlar işte Van'dan beri böyle sanki ben bir yani düşünsene yani Çok onun kötü. borcunu ödüyorum. Ve hala yıkılan şeyleri şu an insanlar borcunu ödemeye devam ediyor. O ayrı bir şey. Ama içinde oturduğum ve her an devrilecek bir şeyin borcunu ödüyorsun, ona borçlanıyorsun. Şimdi bizim tehdit esnasında sesin geliyor mu Çağatay? Çok iyi geliyor. Bir yere biraz gücü şey Ya, oldu ama tam çekiyor aslında bağlantı biraz şeyi. kötü oldu. Şu anda Şimdi HPA aksı denen bir şey var, tamam mı? Bizim tamam. bedenimizde bunu hepimizin tanıması gerekiyor. Hipotalamus, hipofiz, adrenal bez aksı. Şimdi bu aks eğer çalışırsa biliriz ki bir tehdit var. Bir tehdit var. İnsan kaçmak. Yani
Ya kaçacak ya savaşacak. Ya da dona kalacak. Tehlike geçene kadar. Yani dona kalma özellikle hayvanlarda sessizce orada atıyorum toprağın rengini alan bir hayvan olabilir bu. Bu kalemin olabilir. Ya da sessizce duran ya da eve hırsız girdi. Sesin çıkmıyor abi. Dondun kaldın. Ya savaşacaksın ya kaçacaksın ya dona kalacaksın. HPA aksının bu özellikle amigdalanın uyarılmasıyla beynimizde bizim amigdala insanda amigdala limbik sisteminin bir parçası. Hemen bunu açıklayayım. Amigdala ve HPA aksı yani tehdit sisteminin bunlar merkezi. Amigdala insanda küçük. Limbik sistem daha küçük yer kaplıyor. Niye? Biz düşünelim, tartışalım, anlaşalım, plan yapalım, aklımızı kullanalım falan diye bizim tehdit algı kısmımız mı küçük? Küçük. Ama bizim şu anki sistemde, yani normalde bir tavşanın çok daha büyük limbik sistemi. Amigdalası bizim sisteme göre beyninde daha fazla yer. Yani o limbik sistemi beyni oranladığınızda insanın epey küçük kalıyor limbik sistemi. Yani diyor ki senin artık hayatta kalmakla ilgili, yani türünü sürdürmekle ilgili çok büyük tehditler yok diyor. Şu an için diyor. Ama tavşanda bu daha çok gelişmiş. O yüzden tavşan sürekli kaçmak, sürekli tehdit algılamak zorunda hayatta kalmak için. Şimdi biz şu dönem neye dönüştük? Yani limbik sisteminin aşırı çalışan, amigdalası aşırı çalışan, tabii tavşana dönüşüyoruz. Bunun aktif olduğu yerde biz mutlu olamayız. Amigdalanın gibi HPA aksının aktif olduğu yerde çünkü şu an tehdit olsa da olmasa da her an sallanacak mı, her an başımıza bir iş gelecek mi diye endişe ediyoruz. Bunun olduğu yerde biz bir şey üretemeyiz. Dikkatimizi toparlayamayız. Bağırsağımızı iyileştiremeyiz. Karaciğerimizi iyileştiremeyiz. Bu sistemler sadece tehdit olmadığında, hayatını tehdit eden bir şey olmadığında çalışırlar. Üreme fonksiyonlar mesela. Östrojen, progesteron, testosteron. Bunların salgılanması tehdit olmadığında. Yani insan tehdit algısı varlığında üreme fonksiyonları düşünemez. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düşünemez. O yüzden beyinde bizim hafıza merkezimiz ve en önemli merkezlerden bir tanesi hipokampustur. Bu tehdit algısını sakinleştiren ana yapılardan bir tanesi hipokampus. Alzheimer'da ve depresyonda ilk burası hasar görür. Yani hipokampusa çok zarar verir kortizol. Yani tehdit algısı. Şimdi şöyle yapalım. Bugüne kadar doldurup taşırdığımız, şimdi ben öfkeyi biraz canlı yayını belirtirken öfkeyi vurgulayarak söyledim. Toprak ana senin elini bırakırsa öfkelenirsin. Ve bunun depresyonu biraz öfke doludur. Yani bu travmada, yani bu büyük travmadaki ana şeyimiz mutsuzluktan daha ziyade ben toplumda bunu görüyorum. Sen de görüyor musun bilmiyorum. Daha öfkeliyiz. Ya çünkü o toprak ananın aynen görevini işte biri almalıydı. Yani bazı kuruluşlar, bazı dernekler değil mi? Bazen işte bizi yönetenler onu onların almasını istedik. Çünkü bize biri ebeveynlik yapsın. Ya birini gözünün içine bakayım ve rahatlayayım ben. Çünkü şu an sistem sallanıyor. Yani bizi işte bu HPA aksını rahatlatan şeyler, HPA aksına iyi gelen şeyleri bizim ezbere bilmemiz gerekiyor. HPA aksını sakinleştiremezsek tehdit devam eder. HPA aksı sakinleşmezse bütün sistemi bozmaya başlar. Örneğin immünoglobulin A'yı düşürür. Bağırsakların fonksiyonu bozulur. Çok fazla enerji harcamaya, ATP harcamaya başlarsın. Mide bağırsak sistemi yavaşlamaya başlar ya da hızlı ve yavaş dengesiz bir şekilde gitmeye başlar. Sindirim enzimi üretemezsin, karnın şişmeye başlar. Eklem ağrıların artar, sırt ağrıların artar, baş ağrın artabilir, dikkat eksikliğin artabilir, uykuların bozulabilir. En önemli sistemlerden bir tanesi uyku. HPA aksı aktifken uykun bozulur. Çünkü tehdit algısı varlığında çift uykusuna yatarsın. Yarım uyusun yani. Yine sesim de... Bağlantı biraz kötü ama herhalde şimdi gelir. Geliyor mu şu an sesin? Şu an Deniz geliyor mu diyorsun? Ya acaba sende mi sorun geldi. Ben de emin değilim. Şu anda geldi. Yine. Şöyle ben de şey yaptım. Başıma Superbox'ı koydum. Benim... Onu direkt onunla evet kullanıyorum. Tam... Wi-Fi'ye güvenmedim. Bilemedim. Evet, benim de öyle gösteriyor. Belki tam çekiyor. Tamam, gösteriyor. Bilmiyorum. Belki benden, belki senden. Şimdi bu HPA aksı meselesini, yani hipotalamus, hipofiz, adrenal baz aksı meselesini anlamamız gerekiyor. Bunu çözemezsek yaşamı çözemeyiz. Yani biz tehdit algısını, tehdidi fark etmek, bak bizim yaşamlarımızı bunun üzerine kurmuş olabiliriz. Yani değersiz hissedeceğimiz, yetersiz hissedeceğimiz, sevilmeye değer hissetmediğimiz yerde kronik HPA aksı olur. Değersiz, sürekli değersiz hissediyoruz. Sürekli yetersiz hissettiğimiz bir ortam. Ve bazen bu ortamları seçeriz. Bazen bu ortamlarda yaşarız. Bazen bu coğrafyayı seçeriz. Zannederiz ki her şey tesadüf. Her şeyin tesadüf olduğunu zannederiz. Tabii ki tevafuk diye bir şey var.
Tabii ki bazı fay hatları var. Kuşaklar boyu aktarılmış fay hatlarımız var bizim. Tamam, buralarda ne zamanda bir sarsıntı olacağını bilemiyoruz. Ama bazı fay hatlarına bazılarımız daha dayanıklıyız. Daha dayanıklıyız. Yani çocukluk öykülerimiz, bedenimize bakışımız, hücrelerin eksikliklerini tanımak, bağırsağına iyi bakan daha dayanıklı bu fay hatlarında. Çünkü daha iyi algılamaya başlıyor. Daha iyi düşünmeye başlıyor. Sindirim sistemine iyi bakan, yolculuğuna iyi bakan, çocukluğunu tekrar gözden geçiren, bunları algılamaya başlayan insan, hormonlarını biraz fark eden bir insan, biyokimyasını biraz fark eden bir insan, takviyeleri biraz tanıyan bir insan fay hatlarından daha zevkleniyor. Yani o yüzden bizim bugünkü görüş, bugünkü bu buluşmanın amacı bu. Yani nasıl güçlendireceğiz yapılarımızı? Yani ne yapacağız? Aynen öyle. Ne yapacağız? Hani farkında olursak bile biraz böyle ne yapacağız? İnsan şaşırıyor. Bir de böyle özellikle HPA aksımız bu kadar aktifken daha böyle bize böyle ya direkt söyle, şey söylemekte evet, yarar hap var. Gibi yani olan böyle. Şey şu hap abi. Gibi. Bir kere oturduğum yere bakmam lazım. Bak bunu insanlar bunu yapıyorlar zaten. Şimdi ben nerede oturuyorum? Nereye yakın oturuyorum? Nerede riskler var? Bak birinci burayı söylüyorum. Yani oturduğun yeri tanıman, bulunduğun yeri tanıman hiçbir şey yoksa yani köyle bağlantısı olanların bile yaşamını tekrar şekillendirme şu an. Ya bizim yaşamımızı şu an şekillendirme ihtiyacımız var. Bak hiçbir yer sarsılmasa bile artık biz diyelim ki 100 yıl önce hiçbir yer sarsılmayacak. Bak şu an artık o bir kere bunu yaşayanların HPA aksı çok akşe hale geldi. Net yani. Ya bakın ben 2 katlı evde oturuyorum ya güvende hissetmiyorum yani. Tabii ki biliyorum. Hani nerede oturduğumu, neyden yapıldığı, ne olduğunu biliyorum. Yani bazı şeyleri hani o tevekkül kısmında yaptığım şeylerin farkındayım. Ben yaptım, bunları yaptım artık bunun üzerine bunu diyebiliyorum aslında. Ama yaşadığımız travma çok büyük bir travma. O yüzden biz şuna bakacağız. Biz aynen. Birinci sırada yediğimizi içtiğimize dikkat edeceğiz. Birinci sırada becerebiliyorsak bu dönem yediğimizi içtiğimize kan şekerini hızlı yükselten birinci sırada bunun içinde de yani yediğimizi içtiğimize dikkat etme demek kan şekerini hızla yükselten gıdalar. Google'a yazdığımız zaman görürüz. Glisemik indeksi yüksek gıdalar, rafine şekerler, işte şekerli, içine asitli sıvılar. Yani içine şeker katılmış birçok şey. Bununla öğüne başlamayacağız. Ben birkaç şey söyleyeceğim bununla ilgili hızla. Bir, elma sirkesi. Şimdi ne diyecek? Elma sirkesi. Elma sirkesi tüketen, güvendiği, kimden aldığını bildiği çiğ badem tüketen biri. Tamam mı? Çiğ badem. 5 tane çiğ badem, 2 yemek kaşığı, 1 yarım su bardağının içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi koyup içen biri bunun üzerine yemeğini yemeye başladığında kan şekeri yükselmesi çok daha az olacaktır. Bak birinci sıraya bunu koyuyorum ben. İşlenmiş gıdalar, paketli gıdalar mümkün olduğu kadar yani aç kalma pahasına bazen bunları sistemimize sokmamaya çalışıyorum. Çünkü bunlar anksiyeteyi artırır. Bunlar bizim alacağımız hasarı artırır. Yani bir sarsıntıda daha çok hasar görecek kişi kan şekeri kontrolsüz yükselenlerdir. Bağırsağı bozulmuş olanlardır. Yine bunun başında da şeker ve un geliyor. Kan şekerini de yükselten, bağırsağı da bozan şeker ve unlu gıdalarla ağırlıklı beslenme. Ama ben öncesine bahsettiğim bu gıdaları koyarsam kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olurum. Sistemi birazcık da toparlarım. Basit anlamda bulabiliyorsak köy yumurtası sistemimize sokmakta, roka sistemimize sokmakta fayda var. Ve sıralamada bunları ilk alacağımız gıdalar olmalı. Şimdi bizi dinleyen şimdi bunları dinliyor. Garip gelebilir ama denemelerini istiyorum. Yeni dinleyenler, beni daha önce dinleyenler biliyorlar ne demek istediklerimi. Kan şekerini hızlı yükselen insanlar anksiyeteye, depresyona, dikkat eksikliğine, uykusuzluğa, HPA aksı aktivasyonuna yani tehdit algısına daha müsaitlerdir. Daha kolay alınır ve daha çabuk tehdit algısı hissederler. Sindirim sistemi dedik mi? Bir. İki. Evet, sindirim sistemi. İki, az önce konuştuğum konu amigdala. Erken dönemde ebeveynleriyle yeteri kadar bağ kuramamışların bugün birinci sırada hayatlarına sokması gereken şey psikoterapidir. Çünkü ebeveynlerine benzer sistemlere giderler. Ebeveynlerine benzer evlerde otururlar. Ebeveynlerine benzer işlerde çalışırlar. Yani ebeveynle göz teması, bağ, tensel temas, yakınlık kuramayan bireyler gerçekten seçtikleri toprak daha güvensizdir. Daha dalgalıdır o toprak. O yüzden bizim öykümüzü anlamamız gerekiyor. İkinci sırada bu benim en sevdiğim, psikoterapi ile ilgili en sevdiğim, bu işi en iyi yapan grup Psikoterapi Enstitüsü, Bütüncül Psikoterapi. Bizim ekipte de Bütüncül Psikoterapi'den eğitim almış arkadaşlar var. Ağırlıklı olarak onlarla çalışıyoruz. Ağırlıklı tamamı onlarla çalışıyoruz. İki, amigdala yani.
Çünkü amigdalanın aşırı tepki vermesi bizim öykümüzle çok yakından ilişkili. Kuşaklar boyu bize aktarılmış o enerjileri bizi yıkmadan, çünkü enerji aynı zamanda ya seni yıkar ya da seni çok inanılmaz bir yere taşır. Yani fay hattının olduğu yerler aynı zamanda en verimli yerlerdir. Yani aslında yeraltı su kaynaklarının, değil mi? Aslında o fay hattı aktif oldukça yeraltı su kaynakları artıyor, bereket artıyor orada. Yani Termal. Aslında biz potansiyelini yerine getiremeyen insanlar ne olur? Zehirlenirler. Ben buna potansiyel zehirlenmesi diyorum. O yüzden yolculuğumu, amigdalamı tanıyacağım. İki, bak en basit üç tane sistemi sonra koruyacağım sistemi. Üç, hücremi doyurmak. Bağırsaktaki mikrobiyatımı doyurmak. Bağırsaktaki mikrobiyatımı, fermente lahana, fermente kırmızı pancar mükemmel doyurur oraları. Yani ikisini tek geçerim. Hani ikisini, bu ikili kombinasyonu, fermente lahana ve fermente kırmızı pancar. Hücremi doyurmaya gelelim. Hücremi doyurmak için bizi dinleyen herkesin D vitaminini ve magnezyumunu, bu ikisi olmazsa olmaz. D vitamini ve magnezyumu etkin seviyelere çıkarması gerekiyor. Anksiyeteden, depresyondan, Alzheimer'dan, kanserden korunmak için, kas ağrılarından, kas kramplarından, kalbimin beslenmesini bozan kalp damar tıkanıklıkları olasılıklarının düşmesi için magnezyumun yeterli olması lazım. Magnezyum yeterli olan birinin tansiyonu daha dengede seyreder. Çarpıntısı daha az olur. Daha 5 öfkelenecekse 2 öfkelenir. Magnezyum çünkü gevşeticidir. Magnezyum stres sonrası ortaya çıkan nörotransmitterlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Alerjinin azalmasına yardımcı olur. Bedenimize COVID girse COVID'in daha çok zarar vermesine engel olur. Yardımcı olur daha az zarar vermesine. Antiinflamatuar özellikleri vardır. Tıpkı ne gibi? D vitamini gibi. D vitamini ve magnezyum kardeştir. Kanda D vitamini seviyesini 60-70 seviyesinde tutmalıyız. Doktorumuza danışabiliriz. Şu söylediklerimi. Benim buradaki söylediğim her şeyi arkadaşlar, bir şeyi kullanırken doktorumuza danışacağız. Bunu mecburen söylüyorum arkadaşlar. Yani şu verdiğim bilgiler çok değerli sizin için. Normalde idame D vitamini dozu. Ben 70 kiloyum. Bunu 10'a böleceğiz. 7, yani 7000 ünitedir. 10'a böleceğim 7. Yani o 7'yi 1000 ile çarpacağım. 7000 ünite. Yani her 10 kiloya 1000 ünite. İdame dozudur ama bu. Örneğin benim D vitamini 60 ise 60'ı sürdürmek içindir. Öyleyse ben ilk 45 gün 2 ay bazen bu dozu 2 katını kullanıp sabahleyin tok karnına K2 ile birlikte mümkünse ve o dönemde de magnezyum alarak. Magnezyum ile birlikte D vitamini ve magnezyumu artırabilirim, artırmalıyım. Kanda bakıyorsak magnezyumu da 2.2-2.6 civarında tutmalıyız. Hücre içinde 5.5-6 civarına çıkarmamız gerekiyor. Bana soruyorsan, dersen ki Çağatay, işte ben magnezyum bir şey çekmiştim, reels'i. %80 oranında neredeyse eksik diyorum hücre için. Sen bana diyeceksin ki, tam görüneni vermiyor musun? Tam görüneni de veriyorum. Yani magnezyum normal oranını da tutmaya çalışıyorum. Adamın kas ağrıları, sıkıntıları var ve kas ağrısı var, sıkıntısı, huzursuzluğu, uykusuzluğu var. Veriyorsun, müthiş işe yarıyor. Yani o yüzden D vitamini ve magnezyum... Ne kadar alalım peki magnezyumu? Herkes biliyor. Ben Vitafenix'in Magna P'sini kullanıyorum. Dillendiriyorum da sürekli. Niye? Diyeceksin ki Vitafenix'te, hani Vitafenix'in yine yazıyorsun. Aslında diğerlerinde işte Neybet Alayf'ın magnezyumunu kapsül çok sık yazdım. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sonuçta bu Vitafenix'in ürünlerini hazırlanırken benim çok katkım var arkadaşlar. Yani bunu ben anama, babama, sevdiklerime, yakın zamanda bir eczacı grubuyla da şey yaptım. Yani bu bir Vitafenix'le ilgili değil. Benim kendimi güvenceye aldığım bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta biz bunları yapıyoruz. Bunların hepsi Vitafenix katkılarıyla. Bu ayrı bir şey. Ama magnezyumun hazırlanmasında ben o magnezyumun nereden geleceğine kadar karışabiliyorum. Vitafenix'in magnezyumunu kullanıyorum. Toz ve kapsüller tabletten hemen her zaman neredeyse daha etkilidir. Bu benim klinik deneyimim. Bu arada açıp okursanız bununla ilgili makaleler, bir sürü şey bulursunuz, yazı bulursunuz. Yani tabletin sindirimi zordur. Çok sıkıştırılmış. Şimdi bir örnek daha vereyim. Niye magnezyum mesela? Bunu biliyorum. İşte Vitafenix'in toz magnezyumu var. Sabahleyin sitrat, malat, taurat var. Gece glisinat var. Toz kullandığında 250 mg. Normalde bizim 400-500 kullanmamız gerekiyor diyebiliriz. Kiloya 3 ila 5 mg'dır. Kiloya 3 ila 5 mg genelde. Magnezyum dozu. Ama size şunu söyleyeyim. Toz miktarı kullan, toz olarak kullanın. Diğer firmaların da tozlarını kullandım Vitafenix'e kadar. Hücretini çok iyi yükseltiyor arkadaşlar. Şimdi sabahleyin kral malattır. Magnezyum malat. Sabahın kralıdır. Gecenin kralı da glisinattır. Yani sabahleyin malat, evet malat, sitrat, taharat bunlar çok değerli. Ama kral dediğim hem elemental magnezyum yüksektir, glisinat ve malatın, hem de emilimleri çok iyidir. Bir enerjiyi,
Biri mitokondriyal sistemi, sabah uyan kalk enerjik olu temsil eder. Glisinat daha sakin ol. HPA aksın daha sakin olsun. Sakin ol, endişelenecek bir şey yok demek. Çünkü magnezyum glisinat 150 mg magnezyum glisinat aldığın zaman vitamin X'in 1000 mg'a yakın glisin alıyorsun. Mükemmel bir şey ki ben zaman zaman o glisinin üstüne de aynı suyun içine biraz daha glisin eklettiriyorum. Glisin harika bir HPA aksı sakinleştiricisidir. Tamam mı glisin? Şimdi bu ikisini söyledik. D vitamini ve magnezyum çok önemli. Ve Magna P ile 250 güya 400-500'den düşük gözüküyor ama inanılmaz hücre içini yükseltiyor. Yeter ki doğru düzgün bir ham madde kullan. Doğru düzgün şelatlanmış kombinasyonlar kullan. İnanılmaz çalışıyor magnezyum. Ülkemizde seçenekler çok. Şimdi bu ikisini söyledik. Yani bunu ikisini kime söylüyoruz? Ya benim gerginliğim var, anksiyetem var diyene değil. Herkese. Evet herkese. Yani anneme, babama D vitamini magnezyumuna bakmalıyım. Herkese bakmalıyım. İşte D vitamini atıyorum işte böbreklerde taş var. Bazı çalışmalar var. D vitamini böbrekteki taşı azaltıyor. D vitamini magnezyumla kullanıldığında, K2 ile kullanıldığında müthiş bir kombinasyondur. Tek demiyorum. Tek başına D vitamini ben kullanmazdım. Yani mesela tek başıma ben günlük 15 minütte D vitamini kullanıyorum diyenler duyuyorum. Ben kullanmazdım. Yani ne mümkünse haftada 2 defa ciğer yemiyorsam, ciğerde sağlam K2 vardır bu arada. Haftada 2 defa ciğer yemiyorsam K2'mi alırım ben. Ya da her gün düzenli fermente lahana yemiyorsam K2'mi D vitaminiyle beraber almak isterim. Yanına da ben kesinlikle magnezyumumu koyarım. Yani bu ikisini K2 ve magnezyumu koyarsan kalsiyumu dengelersin. Paratormonu dengelersin. Başka ekstra bir sorunun yoksa. Bunların hepsini bak ben anlatıyorum. Bilgi benden. Ama her zaman doktorunuza danışacak olan sistemimiz. Bunlar olmazsa olmaz dedik. Şimdi geldik şuna. Çok önemli bir konu var. Aslında benim işte vitamin, seninle karşılaşmam biliyorsun Çağatay. Bu sistemde Türkiye'de bir sürü takviye üretiliyor ama neyi niçin kombine ettiklerini ben anlayamıyorum. Ve ben sana 12-13 tane takviye yazdığımda, çünkü karaciğer detoksifikasyonu falan yapıyorduk sana. Sen dedin ki ben bunları birlikte alamaz mıyım? Ya güzel soru. Ya dedim o zaman yap da alalım dedim. Sen hatırlıyor musun? Sen yap da alalım dedim. Bak, aynen. Blend öyle başladı. Blend. Yani bir şeylere karıştırıp o tadı yakalamak çok zor iştir. Bu işin mutfağı çok, çok zordur yani. Biliyorsun gece gündüz benim uğraşmamı da hatırlıyorsun. Bu işin mutfağı zor. Neyle neyi kombine ettiğini, neyin üzerinden gittiğini, karaciğerdeki sitokrom enzimlerini, bunlar birbiriyle etkileşir mi? Faz 1, faz 2 dengesini, her şeyi hesaba katmamız gerekiyor. Şimdi o yüzden bugünkü verdiğim bilgiler, şu anki verdiğim bilgiler, bunların ışığında verdiğim bilgiler. Şimdi birinin kaygısı var. Anksiyetesi var. Mutsuz hissediyor. Şimdi toplumun ortalamasına doğru geliyorum. Enerjisi düşük. Gergin, endişeli, mutsuz. Sabah enerjisi düşük. Ya da öğleden sonra pat diye pili bitiyor. Kötü seyrediyor. Çünkü kaygı enerjiyi boşaltır. Sabahleyin kaygılı kalkan birinin öğleden sonra enerjisi kalmaz. Sabahleyin çarpıntıyla kalkan birinin öğleden sonrasında pili biter. Çünkü nöroadrenalin... Biz sabahleyin bu arada şöyle kalkıyoruz Çağatay. Aklı başında bir insan sabahleyin ilk kalktığında hemen bir şeyler atıştırmaz. Biz kortizol ve glukagon yüksekliğiyle kalkıyoruz. Glukagon ve kortizol. İkisi de kan şekerini yükseltir. Uyanman için zaten sistem bunu planlamış. Kalkar kalkmaz bir şey yersen insülini çalıştıramaz. Ve kan şekerin fırlar. Kan şekeri fırlanca ne olur? İnsülin fırlar. İnsülin onu dengeye getirmeye çalışırken hipoglisemiye sokar seni. Yani böyle gider. Mesela hipoglisemiye ben giriyorum diyen birinin kan şekeri öncesinde yükselmiştir. Ya stresle, ya şekerle, ya unla. Bunu bileceğiz. Yani bu düştüğü anda zaten eline ayağın kesilir. Peki ben ne yapacağım? Ya dengede bir ruh halim yok. Son zamanlarda yaşadıklarım yok. Siyasetiydi, yok. Siyasetteki depremler yok. Topraktaki, çünkü bir şekilde bize bunları dayatıyorlar, izletiyoruz. Biz izliyoruz biz son zamanları. Deprem ayrı bir şey. Tamamen yaşamın gerçeği. Onun üzerine kurgulanabilir her şey yani. Ben bir sistemin başında olsaydım onu en üst önlere falan koyardım. Yani toprak ananın huyuna gitmem lazım derdim. Onu en öne koyardım. Ama bunları yaşadım. Şimdi benim gerginliğim var, kaygım var, endişem var, huzursuzluğum var. Geceler uyuyamıyorum. Şimdi bir tane senin dediğin başlangıçta rodiolin diye bir şey. Ben söylemiştim sana zaten. Nereden alacağım? Derim ki rodiola kullanacaksın. Bir de eltiyanin var. 10 yıldır yazdığım. Şimdi benim 10 yıldır yazdığım takviyeler bunlar bu arada. Biz rodiola falan daha yeni yeni duyuyoruz ya eltiyanin falan. Hele eltiyanin. Vazgeçemediğim bir şey. Bir de glisin var rodiolinde. Bunları pek bir arada bulamazsınız. Yani çünkü aklın yolu bir. Herkes bunu tek tek satmak ister. Yani bunu da ayrı ayrı satıp ayrı ayrı kazanmak da isteyebilir. Ya da ikisi aklına gelmemiş diyelim. Şimdi şuraya bakalım. Rodiolinde bir
rodiola, 2 L-theanin, 3 glisin var. Zaten sanırım Türkiye'de de ben dünyada da pek bulamadım. Ama ben rodiola ile L-theanini 10 yıldır kombine ediyorum. Ayrı ayrı ediyorum yani. Şimdi rodiola nedir? Rodiola 3 tane yere dokunur. Şimdi ilk bulunan antidepresan iproniazid, ilk bulunan antidepresan monoamin oksidaz inhibitörüdür. Yani noradrenalinin dopamin ve serotoninin parçalanmasını engelleyendir. İlk bulunan ve en etkili hala odur bana soruyorsanız. Biz şimdi SSRI'ler falan çıkarttık. Yeni kuşak antidepresanlar, SSRI'ler falan. Yani en etkili o gruptadır. Türkiye'de işte moklobemit olan. Benim en sevdiğim bir zamanlar antidepresandı. Şu an pek ilaç yazmadığım için o yoldan gitmiyorum. İşte buna çok benzer rodiola. Rodiola hem noradrenerjik sistemi, hem dopaminerjik sistemi, hem serotoninerjik sistemi destekler. Yıkımını engeller. Serotonin neydi? Uyku, iştah. Bana diyor ki hocam iştahla ilgili sorunum var. Ben 5-HTP kullanayım mı? Ya diyor mesela kullanılabilir. Serotonerjik sistemi yıkımını ortadan kaldır. Mesela serotonerjik sistemi yıkımını ortadan kaldır. Monoamin oksidazlar mesela. Nerede kullanılır? İştahı fazla olanlarda mesela kullanılıyor. Çok iyidir. Mesela cinsel fonksiyon bozukluğu fazla olan bozukluk var. Cinsel fonksiyon bozukluğu. Adam yemeği çok yiyor. Cinsel fonksiyonu bozuk. İlk bu tercih edilirdi. Yani çok değerli bir serotonerjik, noradrenerjik buna benzer çalışma mekanizması rodiolanın. Bir diğeri kortizol, ani kortizol yükselişini düşürür. Yani senin çarpıntın, senin kötü hissetmen, hatta ani yükselen kortizol senin midene, bağırsaklarına zarar verir. Daha çok vajinal enfeksiyon geçirirsin. Ani yükselen kortizol ve süren kortizolde. Vajinal enfeksiyon hata geçirirsin, idrarlı enfeksiyon hata geçirirsin. Akciğerlerin daha çok etkilenir çünkü buralarda immünoglobulin ağı düşer. Bağırsakların daha çok etkilenir. İşte bu ani yükselen kortizolü düşürmek üzere mükemmel bir destektir rodiola. Rodiola'yı koyduk cebe. Yani bu ne işe yarıyor? Serotonerjik, uyku, iştah, duygu durumun dayanıklılığı, duygusal dayanıklılık düşünebiliriz. Dopamin, dikkat. Dopamin dikkatte çok etkili. Nöroadrenalin enerji demek. Mesela dopamin hazla ilgili, dopamin hayatta kalmakla ilgili. Mesela bir avının kokusunu aldın. Bu senin dopaminini artırır. Karnın doyacak çünkü. Ama senin koşman için noradrenaline ihtiyacım var. Noradrenalin, dopamin ve serotonerjik sistem. Bu üçü en etkili antidepresan biyokimyasal grubu düşünebiliriz. Dayanıklılığımızı artırırlar. Bu bir. Bunları aldık cebe. Yani o yüzden rodiola nerede etkili? Hem dikkat, hem enerji düşüklüğü, enerji düşüklüğü, hem de mutsuzluk, keyifsizlik, isteksizlik. Mutsuzluk. Serotonerjik sistem, mutsuzluk. Yine serotonerjik sistem anksiyetede de etkili. Ama anksiyetede de asıl etkiliye geliyoruz. ELT yani. L-theanin bir GABA destekleyicisidir. L-theanin mesela bazıları diyor ki L-theanin ben gündüz alıyorum biraz benim sanki uykum geliyor gibi oluyor diyor. Ben de diyorum ki gece uyuyamamışsın. Yani anksiyete azalmazsa biz tam uyuyamayız. Yani basit biz uykumuzu işte gidiyoruz polisomnografi falan yaptırıyoruz ya, böyle büyük tetkikler. Uyuyorsun kafana gözüne bir şeyler takıyorlar. Yani uyumak zordur polisomnografi yapılırken. En iyi şeyi söyleyeyim sana. Şu Garmin'den aldığım Çağatay saat benim derin uyku miktarımı ölçüyor. Total uyku, 8 saat falan diyoruz ya uyku. Total uykudan daha ziyade derin uyku çok önemlidir. Derin uyku. Yani derin uykunun 1,5 saat, 1 saat 40 dakikanın üstüne çıkmaya başladığında rahatlıyorsun. Gündüz daha iyi kalkıyorsun. O yüzden gündüz aldığın rodiola L-theanin kombinasyonunda 1, anksiyete, 2, depresif durum L-theaninle birlikte o nöroadrenerjik sistemin daha fazla çalışma olasılığını dengelemiş oluyorsun. Neyle? GABA'yla, gamma aminobutirik asitle. Gamma aminobutirik asitle destekler L-theanin. Aynı zamanda ne yapar? Yine kortizol yüksekliğinde başrolde rol oynar. Bu ikisi anksiyetesi, çarpıntısı, yorgunluğu, bitkinliği olan ama çok yorgun bitkinlerde. Şimdi ben mesela kullanıyorum. Mesela yataktan kalkamayacak halde olanlarda. Bir tek bunlarda mesela burayı birazcık daha tercih etmem. Yine rodiola orada tercih edilebilir ama yataktan kalkamıyor sabahleyin. Bunu da anekdot kafamızın bir tarafına koyalım. Böyle birinde genelde meyan çökü falan başlıyorlar. Benim birinci tercihim B1'dir. Benim B1 ile ilgili bir başlığım vardı. B1'in altındaki yorumları okuyabilirler. Her B1 değil. Yani mesela tiamin hidroklorüründen bahsetmiyor. Her B1 değil. Tamam, orada biraz daha işin içine başka şeyler devreye giriyor. B1 tam bir glikozun enerjiye çevirme anahtarıdır. B1 vitamini. Pek az kullanıyoruz biz genel olarak, klinisyen olarak ama benim en sevdiğim vitaminlerden bir tanesi. Bunu başlardım önce. Sonra bunu eklerdim ya da bununla beraber onu başlardım. Ne zaman genelde seviyorum ben bunu?
Rodiolini. Tek doz yetebiliyor Çağatay. Şu an içinde 150 mg LTN'in, yani 150 mg rodiola, 200 mg LTN, 300 mg glisin var bunun içinde. Tek doz yeter iderme dozuna, ama çok sıkıntı varsa ben iki doz kullanıyorum. Aynı anda iki tane veriyorum. Ne zaman? Kahvaltıdan iki... Evet. Aynı anda iki tane, tane mi? Sabah akşam değil. Kahvaltıdan iki saat sonra. Benim saatim bu. Rodiola. Rodiolin için. Hem rodiola hem LTN'in kombinasyonu. Bu senin aslında gün boyu hem enerjini hem de anksiyeteyi birazcık daha yönetmene yardımcı olur. Bu bir. Şunu söylemiştim. Yine enerjisizlikte en sevdiğim takviyelerden bir tanesi benim tirozin. Enerjisizlikte tirozin çok değerlidir. Yani o böbrek üstü bezlerini artık o birazcık daha kişinin çökkün hissettiği, işte o adrenal yetmezlik denilen, ben çok yetmezlik kavramına katılmıyorum. Çünkü enerjiyi kullanma sistemi bozulmuş artık bedenin. Psikolojik olarak bu enerjiyi nasıl kullanacağını bilemeyen, bedeninin artık raydan çıktığı, ümidi kestiği bir yer orası. Psikoterapiyle ve doğru desteklerle inanılmaz çalıştığını söyleyebilirim. Tirozin sabahleyin, şimdi şöyle düşün, çok depresif hisseden, anksiyetesi yoğun birinde rodiolin müthiş rol oynar. Gece uykunun derinleşmesinde hatırla, serenita. Serenita müthiş rol oynar. Serenitanın içinde 5 tane GABA artırıcı, ama birazcık daha buradaki GABA'lar daha güçlü GABA'lar. Yani LTN'in biraz anksiyetede daha iyi çalışırken diğer birazcık daha uykunun derinleşmesinde. Bak, uykuda değil, gündüz alabiliyor insanlar. Bir sürü insan serenit alıyor. Ne kadar iyi çalıştığını görüyorsun gündüzde. Ama rodiolin daha iyi çalışır gündüz. Gece saat 22'de alacağın serenite etkin dozu 2'dir. Bazılarına 1 de yetiyor. Uykunun derinleşmesine yardımcı olur. Uykuyu derinleştirirsen ne olur? Sabahleyin çok daha iyi kalkarsın. Sabahleyin çok daha enerjik kalkarsın. Ama gecenin ne demiştik kralı? Manezyum glisinat. Manezyum glisinat alırsan serenitayı anlam kazanıyor. Yanına glisin koyarsan, ama 1 gram da glisin eklediğini düşün. Gece magnete, manezyum glisinata 1 gram glisin eklediğini, 2 tane de serenit aldığını düşün. Yani çok glisin. Sağlam bir bu uyku derinleştiricisidir. Yani burayı bilerek söylüyorum. Bu arada arkadaşlar bunları danışabilirsiniz de doktorlarınıza. Bilerek burada bunları söylüyorum ki yani yaşamınıza bunu kattığınızda fark anlayabilirsiniz. Şimdi ilk ilaç rodiolinde dikkat edeceğimiz şey şunu söyleyeyim. Bir antidepresan kullanan da dikkat etmek gerekiyor. Ya burada biraz daha derine gideyim. Normalde antidepresan kullanan, atıyorum bir marka kullanıyorsun, İsmin Lustral. Lustral'den çok endişe etmem. Ama Paxil'den endişe edebilirim. Daha potent antidepresanlardan. Serotonini güçlü potansiyelize eden Paxil gibi, Effexor gibi. Ticari isimleri bunlar. İçinde paroksetin ve venlafaksin var. Birazcık daha böyle bilgiyi ayrıntılandırıyorum ki kafamızda birazcık daha otursun diye. Bu bizim söylediğim şey, yani bu söylediğim şey, uykuyu derinleştirip gündüz birazcık daha moduna yönelik, biraz anksiyetine yönelik bir destek kullanırsan inanılmaz faydasını görebilirsin. Aklıma bunlar geliyor. Peki antidepresan kullanıyorsak tanışmamız lazım. Değil yani mi? Sabahleyin antidepresan kullanıp, genelde sabah tok kullanır antidepresanlar. Gece 22'de serenita pek sıkıntı yaratmaz. Yine doktorumuza danışalım. Ama rodiolin de şey gerekiyor. Yani rodiolin çünkü etkili, güçlü. Yani hele ikiye çıktığında benim tam bir antidepresanım. Yani bunu ne kadar mutlu olduğumu sen biliyorsun. Yani bunu işte böyle bir şey. Yani rodiola da kaliteli olması lazım. Aynen. Yani %3 rosavin olması lazım. Tamam mı? %1 salidrozit olması lazım. Salidrozit ve rosavin burada etkin, çalışılmış etkin maddeler. Etken maddeler çok değerli burada. Yani birazcık daha böyle doğru düzgün bir ürün kullanmak gerekiyor. Bu etkini görebilmek için. Sertifikalı kullan. Kullanacaksın. Ya vallahi eline sağlık. Bu konuda gerçekten şöyle bir şey, ama dostum yani, şöyle. Kullandım seni. Zaten diğer türlü diyorum ya, biz bunu yapıyor olmazdık. Yani biz bu canlı yayında yapıyor olmazdık. Ben bunları konuşuyor da olmazdım. Ben bunlardan bahsediyor da olmazdım. Yani seni çok iyi tanıdığım için, yani iyi ki tanıdım. Yani biraz yapını öğrendiğim için yani bu benim çok içime sinen bir şey oluyor şu anki yaptığımız. Hayır, bir de şöyle bir şey vardı zaten. İlk söylediğin şey, tamam ben sana yardımcı olacağım ama sen de düzgün ham madde kullanacaksın. Onu da ben bileceğim dedin. Zaten biz de ona göre hiç ödün çok vermeden güzel. Yani devam Türkiye'de çok güzel şeyler oluyor ama bu işin mutfağı karışık Çağatay. Yani sen bunu daha iyi anlamışsındır. Dışarıdan belki sen yıllarca ilaç firmasında yöneticilik yaptın. Yani bu iş ilaç kadar iyi düşünülmeye başladığında işin rengi çok daha değişecek. Yani bu, evet, yani bunu aynen ilaç gibi düşüneceğiz. Bence tamam mı? Yani bunu ilaç
kategorisini neyle neyi kombin ettiğimizi, blend ettiğimizi nereye etkiliyor falan. Yani biz öyle düşündüğümüz zaman işte o zaman işin rengi çok değişiyor. Çünkü bana dersen ki ben 500 mg magnezyum glisinat verdim. Bunun içinde 100 mg magnezyum var. Çünkü bazen firmalara öyle söyleniyor ama der. Orada bir hata olduğunu, içine oksit katılmış olduğunu. Evet, evet. O oksittir. Bak bunu anlamamız gerekiyor. Ama. Onu öğrendik. Yani biz çünkü sonuçta bizi de kandırabilirler. Yani biz iyi bilmemiz lazım işin mutfağını. İşin mutfağını iyi bilirsen bilgiyi kapsüllediğinde çok iyi çalışıyor karşı tarafta. Sen böyle bana soru sorabilirsin. Ben şimdi böyle birazcık daha asıl merkezde anlatmak istediğim şeyleri anlattım. Biraz daha rahatladım yani. Genel olarak şöyle oluyor. Yani mesela şöyle bir soru geldi. Dopamin düşüklüğü hep konuşuluyor ama yüksekliği hakkında ne Ya düşünüyorsun? dopamin, Yani öyle bir soru ya mesela. dostum Şimdi aslında tam dopamin dopamin yüksekliği konusunda. düşüklüğünden daha ziyade dopaminerjik sistemin iyi çalışması kavramı önemli. Ya dopamin yüksekliği genelde şöyle derler ya, dopamin düşüklüğü işte depresif duruma, harekete geçmeyi zorlaştırma, nörostatal, hatta mesela Parkinson'a yol açar. Dopamin fazlalığı şizofreniye yol açar falan diye bir, ya da dopamin düşüklüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öyle böyle değil de dopaminerjik sistemin orada iyi çalışıp çalışmaması. Yani inflamasyon varlığı. Nöroinflamasyon dediğimiz kavram. Nöroinflamasyon çok önemli bir kavram. Çağın sorunu. İşte o yüzden ani kan şekerini yükseltmeyin. Bağırsağınıza iyi bakın diyorum. Bağırsağına iyi bakmayan, kan şekeri hızla yükselen, karaciğeri yağlı olan bir insanın beyni rahat olamaz. Biz buralara dikkat edeceğiz. Beyni dopaminerjik sistemi dengeliyoruz. Yani kalkıp mesela birine metilfenidat dopaminerjiktir. Psikoz riski olan, şizofreni riski olan birine verirsen şizofreniye kaydırır. Ama sen sitikolinde onu kaydıramazsın. Rodiola'yla onu kaydıramazsın. Rodiola'yla. İşin güzel tarafı bunlar saf böyle potent bir şekilde çalışmıyorlar. Ya bunların içinde bazı etken maddeler var ve başka maddeler de var. Ya bir bitkiyi kullandığı zaman bu yani bir şekilde sistemi dengeleyici çalışıyor. Tabii. Saf dopaminerjik çalışmıyor. Dopaminin dengelenmesinde de tekrar ediyorum. En önemli şeylerden bir tanesi kan şekerinin hızla yükselmesini durdurmak, karaciğer yağlanmasının önüne geçmek, bağırsaklara iyi bakmak. Bu üçü çok önemli. Bak. Dopamini dengelemek istiyorsak. Ama biz şunu görüyoruz. Dikkat eksikliği olan, depresyon olan birinde, özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite, sabırsız, kuyrukta bekleyemeyen, en sonda söyleyeceğini en başta söyleyen, 5 tane iş var, hepsini aynı anda yapmaya çalışan grup. Dopamini çok düşük grup. Haz alamayan, o yüzden sürekli risk almak durumunda kalan. Onu da hatırla. Onun için en önemli ne var? Yani Vitafenix'in onun için çıkarttı ki benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Kognizant. Oradaki ginkgo bir Çok güzel. anti-inflamatuardır. Nöroinflamasyonda çok etkili, 4000 yıldır kullanılır. Ilımlı dozda kullanılmıştır orada da, Cognizant'ta. İki tane alsan 120 mg alıyorsun. Aynen. Doğru. Çocuk çalışmaları var. 120 280 miligram. mg. Bu aralar biraz hani böyle çok hani duyuyoruz Ginkgo ile ilgili hani şeyler bu arada Deniz. Soru da geliyor bize hani özellikle gençlerde kullanılmasıyla ilgili böyle yani 18 yaş altı işte 15, 14, 13 falan onlarla Ya ilgili işte bu şöyle, kanama riski olur mu ya Çağatay hani şöyle, şeyler olabilir ya mi diye şey şöyle bir Ginkgo şey, ile ilgili çocuk yani çalışmaları Cognizant var. içinde Az olduğu da için. değil çocuk çalışmaları. Yani çok yakından takip ettiğim bir şey. 280 miligram falan kullanıyorlar yani. Neyle beraber? Metilfenidatla beraber kullanılan çalışmaları da var. Yani tek başına da kullanılmış. Şimdi Ginkgo ile ilgili, kanama ile ilgili bir söylenti var. Özellikle platelet activating faktör dediğimiz. Bunu inhibe ettiği ile Evet. ilgili. Yani hatta işte bunu yapar, bunu kanama yapar falan. Burası 4000 yıldır kullanılan, işte ticari ismi Tebokan kullanılıyor. Tebokan da çatır çatır yazılıyor. Bunu kullanan doktorlara bir sorun, size güleceklerdir. Yani deli gibi bir Tebokan yazan bir nöroloğa sor kanama ile ilgili meseleyi. Çünkü ya şöyle düşün, ben bir makale göndermiştim, bir gözden geçirme çalışması. Orada da bir sürü çalışma vardı atıflarla. İşte kanama ile ilgili şeyler olabilir diyor. Ya buradaki Evet. ginkgo'yu gördüğüm anda benim aklıma nöroinflamasyon geliyor. Ve antioksidan kapasite geliyor. O yüzden ginkgo çok değerli. Beyin için çok değerli bir şey. Yani hiperaktivite de çok değerli bir şey. Çok. Hele bunu sitikolin ve fosfodiazepin gibi, tirozin ve P5P gibi bir şeyle kombin eder. Yanına bir magnezyum koyarsan. Yani Cognizant'la beraber magnezyumu kullanmaya başladığında sonuçları sen görüyorsun. Özellikle yanına ekstra sitikolin eklenebilir. Hiperaktif bir bireyde ekstra Aynen. sitikolin eklenebilir. Sonuçları sen görüyorsun. Yani ben rahatlıkla söyleyebilirim. Onlarca müthiş geri dönüşe şahit oldum. Sadece ben değil. Yani çevremde de özellikle burada bir eczacı arkadaşım var.
Onun deneyimleri var. Ondan sonra yani böyle şey mesela bir ergenlikte işte en önemli sorunlardan bir tanesi hiperaktivitede başladığı için devamlılığının olmaması. Ve bu kişi en çok kullanılan şey metilfenidatüre, Ritalin, Concerta ya da nöroadrenerjik sistemi biraz daha bassan, nöroadrenerjik dopaminerjik sistemi, Statera gibi destekler. Şimdi buralar tamam bir yere kadar ama bunları çekemiyorsun sistemden çocuklarda. Çocuklarda birazcık dopaminerjik sistemin önünü açtığın anda çocuk daha iyi piyano çalmaya başlıyor. Bırakmamaya başlıyor. Ben oğluma böyle stikolinli bir kombinasyon başladım. Oğlum çok iddialı değil. Ya da ben bilmiyordum yani bu kadar iddialı olduğunu. Onun arkasından belki de tesadüftür. Bazı destekler falan veriyordum zaten ama stikolinli bir fosfa dediği serin dikkatini inanılmaz arttırdı. O sınavda mesela okul birincisi oldu. Ya şöyle bir okul birincisi olmuş, ikincisi olmuş, beşincisi hiç umurumda değil yani. O söyleyince ben dedim sen mutlu oldun mu oğlum? Ya buna mutlu oldum dedi. Tamam yani o zaman ben de mutlu oldum dedim yani. Yani o yüzden de şey dikkatin sürdürülmesi meselesi, özellikle prefrontal kortekste dopaminerjik ve noradrenerjik sistemi belli bir dengede olması çok önemli. Denge yaşarsa anksiyete olur. O denge dedik ya. Dengeyi sağlayan şey ne? İnflamasyonun kontrolü. Yani bedenime bu abur cubur fazla sokmayacağım bedenime. Kan şekerini yükselten gıdaları sokmayacağım bedenime. Mümkün olduğu kadar minimum sokacağım. Sokacaksam sirkenin ve çiğ bademin, güvenilir bir çiğ badem. Hani glifozada maruz kalmamış biraz daha organik bir çiğ badem sokacağım bedenime. Ev yapımı elmasıyla birlikte. Peki şimdi bir soru var. Tam bu konuyla ilgili bir takipçimiz, anne bir takipçimiz, 10 yaşındaki oğlunun dikkat eksikliği var. Kognizantla stikolin kullanıyormuş, Concerta kullanıyor ama oğlu 18 miligram. Diyor ki ama hala yani bir kaygı ve korkuları var. Çoğu zaman hayatını etkiliyor. Bu ilaçlara takviye olarak şimdi hani bizi de iyi takip eden bir hasta annesi herhalde rodiolini ya kullanabilir miyim? Ya buralara buradan cevap vermek öyle için 6 yaş. Tabii. Yani çok şimdi şöyle. Ben de onu düşündüm yani şimdi ama bunu da sormak yani, istedim. Uzun süre abi, uzun da yazmış. 6 yaş, yedi, içti, ebeveynlerle ilişkisi, uykusu, oyunlarla arası. Tamam mı? Yani 6 yaşta şöyle düşün. 6 yaşın kaygısı daha farklı. Depresyonu daha farklı. Orayı birazcık daha oraya ışık tutmak lazım. Ve beslemez. 10 yaşında dedim. Bu 10 tamam, yaşında. 10 yaşta. Yani 10 yaşında. Evet aynı biraz fark, daha 10 yaş iyi. 10 yaşta evet destekler, takviyeler biraz daha ön plana çıkıyor. 10 yaşta. Kilosuna uygun magnezyum, kilosuna uygun D vitamini kullanımı çok önemli. Bunun yanında beslenmesinin düzenlenmesi çok önemli. Ondan sonra birazcık daha takviye etkinliği çok daha fazla artabilir. Ama çocuğun anksiyetesi var mı? Ana noktalardan bir tanesi bu. Anksiyete. Çocuğun kaygısı var mı? Korkuları var mı? Biraz var diyor işte. O yüzden onu soruyor. Ama bence bu biraz şöyle bir vaka bu sonuçta. Hani bunu evet. özel bakmak gerekiyor. Hani genel olarak. ben de aynen öyle düşünüyorum. Peki şimdi insomnia ile ilgili sorular var. Hani tam uyku zaten konumuz da uyku ve işte stres, anksiyete. Şimdi nasıl oluyor? Bilgi verir misiniz demiş. Hani uykuya dalmakta problem çekenler var. Öyle sorular geldi. Bir dalmakta. İkincisi çok bölünüyor uykuları insanların bu aralar. Böyle geceliğin 2-3 kez uyanmalar var. Neden oluyor? Ya şöyle, ne yapalım? İşte şimdi? Akşamdan sonra yavaş yavaş o ışık maruziyetini azaltmak. Sesine gitti mi? Çağat'a geliyor mu sesim? Gittin geldin yani, şu an. Acaba? Tamam. Yani ya ben gidiyorum. Evet ben de. şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Uyumak istiyorsak, uyuyabilmek istiyorsak uykuya yakın kan şekerinin yükselmemesi lazım. Kortizolün yükselmemesi lazım. Tamam? Yani biz kötü bir haber alırsak, kötü bir haber kalacakmış gibi hissedersek uykuya dalmamız zorlaşır. Uyku insan nedir? Uyku çok önemlidir. Yani üstüne hele bunun uykuda gelmesi. Yani şu an bu sarsıntının uykuda gelmiş olması hepimizin uykularını çok olumsuz etkiledi. Uyku insanın terk edildiği yerdir. Ayrıldığı yerdir. Uyandığında dünyayla nasıl karşılaşacağını bilmeyen insan. Üstüne bununla ilgili bir kaygın var. Uyandığında neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ne olacak yani? Sana güvenenler var hele çocuğun varsa. Ebeveynsen. Hele ebeveyninden yeteri kadar ebeveynlik alamamış bir ebeveynsen. Yani uyku işi orada çok zorlaşıyor. Yani uyku insanın terk edildiği, bir başına kaldığı
çaresiz kaldığı ve uyandığında neyle karşılaşacağını bilmek istediği bir alan. Çok enteresan bir şey uyku. O yüzden uykudun derinleşmesi için benim biraz gabamı desteklemem gerekiyor. Benim yaptığımı söyleyeyim. Ben iki tane Serenita, Magna Pay'nin gece manyozyumunu alıyorum. Üşenmezsem yani. Yanına da işte bazen zorlanıyorum gerçekten de. Üşeniyorum alırken. O işte manyozyumu koyup bir de içine yemek, çorba yapar gibi. 1 gramda glisin alıyorum. Venatura'nın glisinini koyuyorum. Bu üçünü karıştırıyorum. İki Serenita. Ondan sonra Magna Pay'nin manyozyumunun suya koyuyorum. İçine de 1 gramda glisin koyuyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Gündüz çıkar çıkmaz kahvaltıdan 2 saat sonra rodiolim başladım ben. Yani tam da öyle bir dönemde çıktı ki o dönem başladım. Ya bana yani şöyle düşün, bu kombinasyon müthiş geldi bana. Yani çevremdekilere de. Serenita artı rodiolim gündüz kahvaltıdan 2 saat sonra alıyorum. Bir tane alıyorum. Gece de söylediğim evet. Kombinasyonu yapıyorum. Anladım. Bu güzel bir şey. Bir de tabii hani kahve olayını kesmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Ekran ya yüksek olayı, ışık var ya. Bak telefon, millet maviyi kesiyor sadece. Işık. Öyle bir şey yok. Ya mavi ışığı kestim içim rahat falan değil. Işığın lüksünü düşürmen lazım. Bir mum bir lüks gibi düşün. Bir mum. Yani 10 mum yeterli. O kadar ışık. 10 lüks kadar. Ya biz şu an 100, 200, 300, 400 lüks sokak lambalarından beri evimize... Evet evimize 70-80 lüks giriyor sokak lambalarından bizim evimize yani. O yüzden bunlar direkt olarak bahsettiğim aynen. Yine bir videoda Habenula diye bir çok önemli bir birim var. Yine bu HPA aksıyla ilişkili. Direkt olarak dopamin düşürücü. Dopamini düşürüyor. Yine dopamini desteklemek için yapacağımız en iyi şeylerden bir tanesi. Söylüyorum hep trombolin. Tamam mı? 3x3 dakika, 3x4 dakika trombolin. Ha. Ve becerebilirsek soğuk su. 22 derece gecenin altındaki su. 2 dakika, 2,5 dakika bunu yaptığında %250 dopamini artırma yeteneğine sahip soğuk. Ama şöyle çok zor o ya. Ya şöyle ya yani ben de ben yapıyorum ya ama çok zor pat yani. Diye değil. Yani insan çok bunu adapte etmek lazım. Yani beden hastadan şey tabii, sıcak yavaş yavaş. Soğuğa adaptasyon aynen. Gerçekleştikçe özellikle kahverengi yağcıları çalışmaya başlıyor. Yağ yakımı çok artıyor. Öyle koşarak falan yapamayacağınız kadar bir yağ yakımından bahsediyorum. İnanılmaz bir yağ yakımı kahverengi yağ hücreleri. Ve dopaminerjik artış oluyor soğukta. Hep soğuğu vagus falan derler. Vagusun çok ötesinde bir şey. Yani evet o da değerli ama dopaminerjik sistemi destekliyor olması ve kahverengi yağ hücrelerini aktive ediyor olması müthiş bir şey. Tabii. Aynen o da kardiyovasküler de riski çok azaltıyor. Bir soru var. Ashwagandha kullanıyormuş bir takipçimiz. Şu bir ashwagandha Türkiye'de yok onu söyleyeyim öncelikle. Yani hani yurt dışından getirebilirsiniz ama hani Türkiye'de bizim öyle bir ürün çıkartma ihtimalimiz yok. Pozitif listede değil şu anda Tarım Bakanlığı'nda. Ve diyor ki 1200 miligram kullanmama rağmen uykusuzluğuma ve stresime bir faydası olmadı maalesef. Ya şöyle ashwagandha benim deneyimlerim yani ashwagandha çok değerli. Yani değerli deniliyor. Birçok kişinin böyle bir şeyi var. Ben işte yurt dışından da getirttirdim. Getirebilen, kullanabilenlere. İşte bazı arkadaşlar ekstraklarını hazırladılar. Yani ben o etkinliği alamadım mesela. Rhodiola'daki. Çünkü benim Rhodiola kafama oturmuş etki mekanizması. İşte LTN'in müthiş bir şekilde zihnime oturmuş. Glisini ben çok iyi tanıyorum zihnime oturmuş. Bir şerbet çotunu çok iyi tanıyorum. Valerian'ı çok iyi tanıyorum. Kedi otunu çok iyi tanıyorum. Papatya'yı tanıyorum. Melisa'yı çok iyi tanıyorum. Yani bunlar benim kafam oturuyor. Ama ben şeyi mesela ashwagandha ile ilgili deneyimlerim kendi adıma belki çok olmayabilir. Yani çok olumlu değil. Ama ashwagandha kullanılabilir. Bizim ilk yapacağımız şey kendi yolculuğumuzu açık tutmak. Ben bugün konuşmaya başlarken dedim ki önce sindirim sistemi. Ya biz direkt ashwagandha ile direkt rhodiola'yla bunlarla çözemeyiz sistemi. Yani hani kan şekerin yükselsin. Sen aynen. Orada sürekli her gün değersiz hissettiğin, birinin karşısında yemek ye, yetersiz hissettiğin, çok aşağılık hissettiğin ya da korku dolu hissettiğin bir yerde yemek yiyorsun. Yani bulunduğun ortam çok önemli. Yani bu yemek yediğin ortam mesela çok önemli sağlığın açısından, sindirimin açısından. Çalıştığın yer, yaşadığın yer insan... hepsi çok önemli bence. Yani çalıştığın yerde de aynı arkadaşların şeyin
Tabii kolay olmuyor hani şey, ama insan bence hani böyle olgunlaştıkça daha seçici davranabiliyor. Hani iş tabii ki bazen çok mecbur kalıyoruz, ama iş bile değiştirmek bazen çok akıllıca olabiliyor. Özellikle memnun değilsen patronundan, kesinlikle iş değiştirebiliyorsanız değiştirin. Yani bence ben çok uzun süre seneler profesyonel olarak çalıştım. Çok patronlarım oldu. İyisi oldu, çok iyisi oldu, orta kararı oldu. Ama benim gördüğüm, yani patron her şey demek, Ebeveyn hayatta demek. çok Yani etkiliyor insan. sonuçta İş hayatında. İş tabii hayatını ya Çağatay etkilemiyor, şöyle bütün düşünün ya. hayatını Patronu da etkiliyor. tesadüfen seçmiyorsun ki. Patron iyi kötü diye bir şey yok ki. İnsan iyi kötüyü bilmiyor. İnsan tanıdığa doğru gidiyor. Çünkü bana Bilmiyor. adam acayip Tabii. böyle şey gibi cana yakın geliyor. Canıma çok yakınsın diyor. Bir bakıyorsun babası gibi narsistik özellikleri çok baskın bir adam. Yani bazen istiyor mu? Patron ama o kadar narsist, Çok sadece paralı. işler yürüsün. Hani sen kendini değerli zannediyorsun. İşler yürürken değerlisin. İşler yürümediğinde dünyanın neden ders hissediyorsun? İşler yürümediğinde başlıyor filmi miyacın migreni. Aynen. Ama manevi D Doğru. vitamini yeterli Çok olanlar, işte atıyorum rodyola, Eltren'in gibi bir şey kullanıyorsan, migren ve fibromiyalji atağın 10 şiddetinde değil, 4 şiddetinde geçer. Yani binamızı sağlam yapacağız ya. güzel. Madem fay hatları var etrafımızda. Bir de bir şey soracağım. Şimdi fosfatidilserinle ilgili hani şey yapıyorlar. Hani dikkat eksikliğinde çok önemli, çok değerli hani şeyleri arttırıyor. Tabii, Anksiyetede de bir tabii. yeri var herhalde Anksiyete. fosfatidilserin. Yani Cognizant çünkü bana çok iyi geliyor. Hani onu söyleyeyim. Ben de yani ben biliyorum. Cognizant'ı düzenli kullanıyorum çıktığından beri. Bazen ara veriyorum ama bana çok iyi geliyor. Yani hani tabii ki ben bir şey olmayabilirim ama ben de Sen stresi olan bir değil, hani insanım yani stres anlamında iyi sayıklıkta. geliyor. Yani Bak. stresi, anksiyeteyi falan bayağı böyle şey Bak rahatlatıyor. özellikle Hiçbir ürünü anksiyete ve kullanmasam bile. dikkatte Sadece Cognizant. fosfatidilserin, anksiyete ve dikkatte. Ama stilindifosfokolin özellikle dopaminerjik ve serotonerjik sistemi de destekler. Enteresandır ikisi de. Yani aslında ikisi de hücrenin yapısına katılan, yani beyin için mükemmel destekler. Fosfatidilserin zaten o yüzden o kombine edilmiştir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite olan birinin anksiyetesine iyi gelsin ki dikkati stilindifosfokolinle artsın diye. Aslında o yüzden öyle bir kombinasyondur. O yüzden içinde tirozin vardır. Tirozin P5P ile tirozin hidroksilazın kofaktörüdür çünkü. Dopamine dönüşsün. Hele bir de D vitamini yeterli manejman varsa Cognizant'tan müthiş fayda görürsün. Yani çok iyi bir blend'tir. Blend üründür yani. Karma bir üründür. Yani o yüzden sana değil şöyle bir şey. Ya ama bedeni tekrar ediyorum. Kan şekeri hızla yükselen birinin ben takviyelerden fayda göremiyorum. Ya da dediğim gibi çok değersiz, çok ihtiyaç hisseden karaciğeri yağlı. Önce bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Yani karaciğeri yağlaman varsa, trigliseritin yüksekse, açlık insülinin yüksekse önce detoksifikasyonla, sindirim sistemine ilgilenmen. Karaciğer faz 1, faz 2 ile faz 3 ile kabız olmaman gerekiyor mesela. Sürekli kabızlığın var. Önce bunu çözmek durumundasın. Yani sistemde sağlıklı bir emilimin olması ve toksik yükten kurtulabilmen için önce sistemin iyi çalışıyor olması lazım. Aynen. Birisi bir beyin sesini sormuş. Artık zaten bir saat oldu. Bir böyle yavaş yavaş hani istersen Tamam, yok. kapatalım. Seni de yorduk. Ama genelde bunlarda böyle insanlar da yavaş yavaş yorulmaya başlıyor. Beyin Ya beyin sesiyle ilgili ne sesi diyorsun? aslında bu benim de dönem dönem yaşadığım histaminerjik, Sen evet. de anlattın Özellikle bir beyin alerjik o sesiyle histaminerjik ilgili bir grupta şey. daha çok görürüz o beyin sesini. Ya beyin sesi yediğini sindiremeyen grupta, tamam mı? Bedeninde toksik yükü artmış grup. Ya biri bana beyin sesi diye geliyorsa ilk uğraşacağım yer onun karaciğer detoksifikasyonudur. Ama bir taraftan da dopaminerjik sistemi desteklerim. Mesela Cognizant bu anlamda tam bir beyin sisi destekleyicisi. Verdiğin zaman direkt yani sitikolin, yani beyni geçen bir kolin türevidir. Stilindifosfokolin. Stilin üridine dönüşür ve sinaps stabilitesi sağlar. Fosfatidilserin de nöroenflamasyonda çok etkilidir. Aynı zamanda GABA'yı destekler. Hem anksiyete hem de dikkati destekler. Beyindeki hücrelerin yapısına katıldığı için. Yani tirozin yine dopaminerjik sistemi destekliyor. Ama oraya bulaşan inflamasyonu çözmezsen, bağırsaklara iyi bakmazsan, ani yükselen kan şekerini, bak hep bunu söylüyorum. Ani yükselen kan şekeri, bağırsaklar, yani yediğini sindirebiliyor olman ve yağlanman, karaciğer Büyük yağlanman, bu belamızı. üçü, bir de yolculuğun, psikolojik durumun, amigdala diye ilk başta bahsettiğim, bu dördü
köktür. O binanın sağlamlığının kök faktörleridir. Kolonlarıdır, kirişleridir. Bu dördü. O bina çok dayanıklı olur. Kolay kolay hasta olmazsın, olsan atlatırsın. Gelir eve seni sarsar, biraz sallar. Tamam mı? Gelir o sarsıntılar, o fay hatlar harekete geçer. Ama sen bir şekilde ondan ötekilere göre daha iyi çıkma olasılığı artar. Binana dikkat edeceksin. Hepimizin fay hatları geçiyor çünkü. Hepimizin bedeninden fay hatları geçiyor. Biz dört faktörü tekrar sayıyorum. Ani yükselen kan şekerini engelleyeceğim. Tamam. Aktif RPA aksı, yani o amigdala her an tehdit hissetme, burayı bir yol arkadaşı, belki psikoterapistle mümkünse, benim kendimi tanıyacağım. Ben hangi çukurlara düşmeye müsaitim diye soracaksın. Babama benzeyenler, anneme benzeyenler, kardeşime benzeyenleri sürekli hayatım boyunca tekrar tekrar seçiyorum. Çünkü onlara hep iyi demişim, kapatmışım üstünü. Biz iyi değil, biz tanıdığı seçeriz. Burası ikinci. Ani yükselen kan şekeri değeri, yolculuğumuzu anlamlandırma. Üç, bağırsaklarımız. Yediğimizi sindiren bir insanın karnı kolay kolay şişmez, kabız olmaz. Kolay kolay alerji atağı geçirmez. Kolay kolay gribe yakalanıp bunları ağır geçirmez. Bağırsak iyi olan. Üç bağırsak. Dört, yağlanma. Karaciğer ve iç organ yağlanmaları. Bu dördü binanın temelidir. Binanın yapı taşlarıdır. Bu dördünü ayakta tutar. Hücremize iyi bakarsak, bu söylediğim değerler. Alın size, yani sizi doktordan uzak tutacak bir reçete. Hangi doktora, hangi doktora gideyim? Keşke doktora gitmesek. Aynen. Yani. Keşke dedim. Yani keşke. Yani doktora başımızdan eksik etmesin Allah. Keşke tabii. Evet. Hasta ama gitmesek de ne güzel olur. Doğru söyledim. Yani bütün bu verdiğim bilgiler bedeninize çok dokunacak, ruhunuza çok dokunacak bilgiler. Yani şurada olmak, Çağatay senin olmak, şunları anlatıyor olmak, benim için bir kitap gibi bunlar. Yani bazı bu kapsüller, bazen Vitafenix'in kapsülleri böyle bir işbirliği falan gibi değil yani. Benim yazdığım kitaplar gibi geliyor bazen. Ya çünkü emeğim büyük bunların ortaya çıkmasında. Kitap yazdığımda çok mutlu oldum. Bu ürünler çıktıkça sanki bir kitabım çıkmış kadar mutlu oluyorum. Çünkü bilginin kapsüllenmiş hallerini sanki alıyormuş gibi hissediyorum. Ve size dokunursa arkadaşlar, burada bir sürü arkadaş bizi dinledi. Ben bin mutlu oluyorum sizden gelen olumlu, olumsuz da olabilir bunlar. Bunları dinledikçe olumsuzların içinden nasıl çıkacağımızı birlikte. O yüzden o kolonları, kirişleri nasıl sağlamlaştırabileceğimizi bilerek bu canlı yayın yapıyorum. Çağatay, seni, arkadaşlar hepinizi evet çok seviyorum. Çok yararlı oldu. İnşallah birlikte iyileşeceğiz. Biz de seni çok seviyoruz. İnşallah hep beraber şu günleri de atlatacağız. Daha güçlü olacağız. Dostum ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Deniz. Yani sen de emeklerin, sağlık, yüreğine sağlık dostum. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. 1500'e aşkın bir katılımcı takip etti bizi. Evet, böyle gündemin çok evet, değişikliği zamanlara rağmen bize eşlik olmasına rağmen. Evet, eşlik ettiler. Herkese o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Vitafenix olarak ileride de hani yeni ürünler, yeni toplantılar, yeni bilgiler inşallah vermeye devam edeceğiz. Deniz Şimşek de bizimle inşallah beraber yardımlarını hiç esirgemeyecek. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. İyi akşamlar.